bir belgesel çekim ekibine konuk oluyoruz. Yaptığı belgesellerle bilimsel çalışmalara ışık tutan yönetmen Servet Somuncuoğlu ve ekibiyle söyleşiyoruz. Hayatı Belgeleyenler başlıyor. Hayır, gidemezsek döneceğiz. Ya. Ondan sonra parmağın başı bahsettiniz. Evet. Kayın. TRT'nin bir belgesel ekibinin peşi sıra karlı dağlarda yollara düştü. Konuğumuz belgesel yönetmeni Servet Somuncuoğlu. Neredeyiz Servet Bey? Merhaba, şu anda Denizli'deyiz. Yeni bir belgeselin çekimine başladık. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Farklı bir kurgu yapalım diye düşündük bu sefer ve 4 mevsimde anlatmayı hedefledik. Onun için buradayız. Şansımıza kar da yağdı. Yollarda uzmandı. Gayet güzel gidiyoruz. Bir diğer çekimimiz Nisan ayında, daha sonra da Ağustos ve Kasım başında sonbahara çekerek aynı fotoğrafları görmek istiyoruz belli bir yerde. Onun için karda bu yolculuğa çıktık. Servet Somuncuoğlu, Denizli'den hareketle yine sizin tarzınıza, yani tarihe bir bakış geliştireceğiz değil mi çekeceğiniz belgeselde? Tabii ki, tabii ki. Bizim yani Moğolistan'dan Baykal Gölü kıyılarından Kosova'ya kadar, Macaristan'a kadar, Kanada'ya kadar uzanan birçok yolculuklarım oldu benim. Bu yolculukları hep fotoğrafla devam ettirdim. Daha sonra belgeseller geldi. Yani Türk tarihinin izlerini sürüyoruz. Türk tarihinin sosyal DNA'larının peşindeyiz. Denizli'deki çalışmamız 2009 yılından bu yana devam ediyor. 2009, 2010, 2011 yıllarında ön çalışmayı bitirdik ve daha sonra ekip arkadaşlarımla 5 yıldır aynı ekiple çalışıyorum. Tabii ki arazi şartlarında aynı ekiple olmanın avantajı şu oluyor. Biz artık gözlerimizle konuşabiliyoruz. Bu çok önemli. Evet. Son derece avantaj sağlıyor bu. Yaptığımız işi seviyoruz ve benim hep söylediğim bir cümle var. Türkiye hala bir belgesel cennetidir. Yeter ki anlatabilelim, aktarabilelim. Sizi böyle her türlü zor koşula mutlulukla yaklaşmanızı sağlayan, her mevsim yollara düşmenizi sağlayan duygu nedir? Belgeselin peşi sıra sizi dünyanın dört bir yanında koşturan keşif duygusu mudur? Nedir bunun altında yatan ana etken? Bu keşif duygusuyla birlikte, dağlarda bulunmak, gezmekle birlikte benim formasyonum Türk Dili ve Edebiyatı okudum. Daha sonra üzerine siyasal bilgiler okudum. Türk tarihine olan sevgim tabii ki. Ve Türk tarihinin evrilmemişliği, Türk tarihinin anlatılmamışlığı. Bizi bu daha da hareketlendiriyor, daha da fazla çalışmamız gerektiğini söylüyor. Sadece 2012 yılında 4 belgesel çalışmasına devam edeceğiz. Ekim sonuna kadar yollardayız aynı ekiple. Bir yaklaşımımız vardır bütün belgesellerde. Biz kültürün peşindeyiz. Hayatı kültür yönlendirir, kültür şekillendirir. Efendim genetik gibi, ırk gibi, kan gibi unsurların hiçbir etkisi yoktur. Anadolu'nun, Türkiye'nin gerçek genom haritası dağlardaki mezarlıklardadır. O zaman Servet Somuncuoğlu, hemen yola koyulalım. Daha kat edecek çok yol var. Tamam, mesafetler. Burasına şu muyuz? Geçtik. Çalıştığınız belgeselinizi bir çekim ekibindeyiz. Sanki yaşamı sürekli araştırma yapar gibi yaşıyorsunuz. Yaşamın içinde öyle varsınız. Buraya nasıl geldiniz? Nasıl oldu buradaki varlığınız? Buraya biz Karlı Dağlar'daki sırdan geldik. Yani Saymalı Taş'tan geldik. Kırgızistan'da 4 yıl altındaki Saymalı Taş'tan izleri sürerek. Orası Karlı Dağlar'daki sırdı. Artık sır yumağı çözüldü. Şu anda bulunduğumuz alan bir anıt mezarlığı. Nasıl ki Saymalı Taş bir ibadet alanıysa, zaman içinde anıt mezarlığının ibadet alanlarına dönüşmesiyle tabii ilk olarak başlangıcı anıt mezarlıklarının, daha sonra anıt mezarlıklar halk mezarlıklarına dönüşüyor. Biz geçmişin izlerini ifade etmiştim daha önce. Geçmişin izlerini iki ip ucuyla sürebiliyoruz.
1- inanç ibadet alanları, 2- anıt ve sandıklar. Arkeolojinin temel konusu bu. Tabii ki biz arkeolog değiliz. Neticede televizyoncuyuz ve bizim amacımız bunlar burada var. Gördük, buyurun birlikte paylaşalım. Sonbaharda yine uğrayacağız. Yani 4 dönemde de bulacağımız yerlerden biri burası ve bizim için çok önemli bir alan burası. Neden önemli derseniz, burası bir kesişme ve geçiş noktası. Yani eski Türk mezarlıkları genellikle bu tip yerlere kuruluyor. Dağların yüksek zirvelerine sağ ve sol kanadı ya da doğu batı kanatlarını görecek şekilde kuruluyor. Tipik bir Türk mezarlığındayız. Hayata iz düşüyorsunuz, izlerin peşini sürerek. Bu sürdüğünüz izler çerçevesinde vardığınız ana noktalar nedir? Şunu bir kere kesin ve açık olarak belirtmek istiyorum. Türklerin Anadolu'ya gelişi kesinlikle 1071 değildir. 1071'den çok önceki tarihlere dayanır. Damgaların göçünde anlatmış olduğumuz Ankara'nın 80 kilometre batısında Güdül'deki 8 ayrı kaya resmi, 8 ayrı alandaki 5000 kaya resmi, yaklaşık 1000 civarındaki kurgan. Damgaların göçünün konusu oydu. Türklerin Anadolu'ya milattan önce 3000'den 4000'den itibaren geldiğini çok açık olarak ortaya koyuyor. İkincisi, bu konar göçer bir göçebelik değildir Türklerin göçebeliği. Kesinlikle yerleşik hayat vardır. Bunu nereden itibaren söylüyoruz? Baykal Gölü kıyılarından itibaren tanık olduğumuz verilerle söylüyoruz. Bunlar hep yüzeye dayalı araştırmalardır ki son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarla artık çok ortaya çıkmaya başladı Türklerin yerleşikliği. Türk kültürü eski çağların büyük kültürlerinden biridir. Bu büyük kültürler farklı şekilde uzantılarıyla Anadolu'ya geliyor. Bunları çok net olarak gördüğümüz Ankara Güdül'deki alan ve oradaki kazının yapılması bütün tarih paradigmasını yerle bir edecektir. Bunu artık çok kesin ve katı olarak söyleyebiliyorum. Mesela hazırlamış olduğum, benim 2008 yılında yayınlamış olduğum Sibirya'dan Anadolu'ya taştaki Türkler kitabı şu anda yaklaşık 30 civarında bilimsel makaleye dipnot olmuş durumda. Sedat Simavi ödülünü aldınız kitabı ve belgesel sonrasında ortaya koydunuz bir çalışma. Şimdi belgesele gelene kadar benim çalışma tarzım saha çalışmasını bitirdikten sonra belgesel diyorum. Bu saha çalışmasını bitirirken de tabii fotoğraflar oluşuyor. Belgeselle birlikte 2007 yılında Karlı Dağlar'daki Sır yayınlandı. Daha sonra Sibirya'dan Anadolu'ya taştaki Türkler kitabını ortaya koyduk. 64 alandan belgeler içermekteydi. Yani Baykal Gölü, Lena Kaya resimlerinden İzmir Konaklı'ya kadar gelen bir süreçti. Ve bu süreç kitabı yayınladığımızda Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü'ne layık görüldü kitap. İşte 9 kişilik bir jüri tarafından ve o bir şeyleri, bilim dünyasında bir şeylere dikkat çekti. Şu anda bilim dünyasında da bu konuda çalışmalar arttı. Anadolu'nun kültür kodları yeni baştan ele alınmak zorundadır. Tekrar üzerine basarak şunu söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız gazeteciliktir, fotoğrafçılıktır, televizyonculuktur. Bunlar burada var diyoruz ve bu da burada var. Burası da başlangıç itibariyle bir anıt mezarlığı. Sizin bir gazeteci, bir televizyoncu olarak çıktığınız bu yolda ilk adımınızı Karlı Dağlar'daki Sır'la mı atacaksınız? Evet, ilk adımı Karlı Dağlar'daki Sır'la atacağız. Çünkü bu belgeseller birbirine bağlı olarak seyredilmesi gereken belgeseller. Yani şu sırayı takip etmek zorundayız. Karlı Dağlar'daki Sır, zaman, damgaların göçü, zamana karşı ve bu yeni belgeselimiz, şimdilik adını da zikretmek istemiyorum. Nerede bulunduğumuzu da söylemek istemiyorum doğrusu. Denizli'deyiz. Doğal, çünkü bir yıl var önümüzde. Zor ve çetin geçecek bir yıl. Bir yıl sonra bu belgeselde izleyicilerimizle buluşacak. O zaman biz de bu söylediğiniz adım adım bu çizgiyi takip edelim. Ve hayatı belgeleyenlerde Karlı Dağlar'daki Sır'dan kısa bir bölümle Servet Somuncuoğlu'nun dünyasına adımımızı atıyoruz. Bir bilinmeze ulaşmaya çalışıyoruz.
sırlarla dolu bir zirveye doğru yürüyoruz. Bişkek'ten bir tam gün yol alarak ulaştığımız kazanlarla atlarla tırmanışa başlıyoruz. Yolculuğumuz oldukça zor geçiyor. 10 saat kadar süren bu zorlu tırmanışta yaklaşık 3 kilometre süren bu suda başlıyoruz. Bir sırrın peşindeyiz. ...3400 rakım arasında uzanıp giden vadideki kayaların üzerine binlerce yıl önce çizilmiş resimlerde saklı sırlar neler? O resimleri kimler neden çizdi? Amaçları neydi? Ne anlamak istemişler? Bu soruların cevabını bir hamlede vermek hiç de kolay. Sayın Yurdaş işlemeli, süslemeli taş ağacı. Bulunduğumuz Kırgızistan coğrafyasının birçok yerinde saymalı taş olarak tanımlanan kaya resim alanları var. Fakat gerçek saymalı taş burası. Sadece Anadolu'yu anlatıyorsunuz. Bir daha bir belgesel çekim dedik size. Şimdi Denizli'deyiz ama nereye giderdiniz, nereden başlardınız? Erzincan Kemaliye'yi Eyüp çok çekmek isterdim. Benim için Türkiye'de en güzel yerdir Eyüp ve Rize. Servet Soruncuoğlu belgesellerini çekerken hangi edebiyatçı, kimlerin yazdıkları onu etkiler? Son dönemde tamamen tarih okuyorum. Ama şiirde divan edebiyatını çok severim, divan şiirini çok severim. Hüseyin Nihal Atsız sevdiğim isimlerden biridir. Atilla İlhan'ı çok severim. Tabii ki işte romanda Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Başka belgeselleri izlersiniz elbette. Mutlaka izlenmesi gereken, unutamadığınız bir belgesel var mı bize söyleyeceğiniz? Tabii ki Yeryüzü, BBC tarafından hazırlanan ama 150 kameramanla çekildi. Onu da söylemek isterim. Çok teşekkür ediyoruz, bizi zenginleştirdiniz.